Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte yeni tanıtılan, yani bugün lansmanı gerçekleştirilen Galaxy Z Fold 6 hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz Samsung katlanabilir telefonlar için ayrı bir lansman düzenliyor. S serisi için ayrı bir lansman düzenliyor ve yaz dönemine geldiğimizde bizler neyi biliyoruz? Yeni katlanabilir telefonlar ve akıllı saat, hatta kulaklık gibi ürünlerde karşımıza çıkacak. Bizler de bu etkinlikte bu ürünleri gördük. Normalde bizler bunların hepsini tek bir videoda sizlerle paylaşıyoruz. Ancak son zamanlarda şunu fark ettim. Tek bir videoda olunca videolar çok fazla uzuyor ve herkesin odağı dağılıyor. Biz de hızlı olsun, kısa olsun anlamında 4 farklı video oluşturacağız. Akıllı saat ve kulaklık ürünleri için ayrı videolar göreceksiniz. Z Flip modeli için de zaten ayrı bir video sizlerle paylaşılmış olacak. Hadi gelin şimdi yeni Z Fold 6 neler sunuyor? Buna yakından bakalım. Samsung'un özel davetiyle İstanbul'da gerçekleştirilen, gerçekten sayılı kişinin katıldığı bir yere gittim ve orada ben yeni cihazları gördüm. Karşımda ilk olarak Z Fold 6 modeli çıktı. Orada telefonu yeterince inceledim ve gördüm. Bu bir ön inceleme videosu değil. Farkındaysanız telefon burada da değil. Bizler gittik, orada telefonları gördük ve ilk izlenimlerimizi, telefonların yeni özelliklerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Z Fold 6 ve kalem işbirliğiyle birlikte yapay zeka konusu gerçekten çığır açmış. Yapay zeka konusunu videonun sonlarına doğru değineceğim ama Z Fold 6 ile birlikte yapabileceklerinizin bir sınırı yok ki. Bu durum Z Flip 6 modeli için de geçerli. Gelelim şimdi ekran hakkında konuşalım. Teknik özelliklere yavaş yavaş giriş yapalım. Z Fold 6'nın ekranına baktığımızda katlama izi konusunda, evet katlama izi belli bir nebze yine kendini belli ediyor ama önceki modelle bir kıyaslama yapıldığında daha da azaldığını görebiliyoruz. Katlama izi konusundaki durum bu şekilde. Bence burada kullanıcıların artık bu ekrandaki katlama izlerine takılmaması gerekiyor. Evet, sizler oraya odaklanırsanız, sürekli olarak şu şekilde elinizi sürterseniz orada bir katlama izi olduğunu hissediyorsunuz. Ancak genel olarak kullanım yaptığınızda sizleri rahatsız edecek bir durumla bence karşılaşmayacaksınız. Benim görüşüm bu şekilde. Katlama izi yavaş yavaş azalmaya başlamış. Keşke Honor'un yeni telefonundaki, Honor'un katlanabilir telefonundaki gibi neredeyse yok seviyesine gelseymiş ama şu an maalesef Samsung tarafında durumlar bu şekilde değil. Peki ekranın teknik özellikleri nasıl? Ekran açıldığı haliyle birlikte 7.6 inç büyüklüğüne Dynamic AMOLED 2X panelle birlikte geliyor ve 2160'a 1856 çözünürlüğünde. Ek olarak içerisinde de tam olarak ekran altına yerleşmiş bir kamera var. Sizler ekranı açtığınızda, yani geniş ekranı kullandığınızda ön kamera olarak bunu kullanabiliyorsunuz. Önceki modellerle kıyaslanınca kamera konusunda gerçekten ciddi bir iyileştirme var. Dikkatimi çeken detay şu oldu. Orada bir fotoğraf çektim. Fotoğraf sonuçlarını sizlerle paylaşamıyoruz çünkü onlar da demo ürünler olduğu için. Şöyle bir şey gördüm. Ön izlemede fotoğraf çok bulanık, soluk görünüyor ama fotoğrafı çektikten sonra yapay zeka o kadar iyi işliyor ki fotoğraf çok güzel bir hale geliyor. Telefon elimize ulaştıktan sonra detaylı incelemesini sizlerle de paylaşıyor olacağız. İç ekrandaki kısım genel olarak bu şekilde. Ve dış ekrana geldiğimizde bizler burada biraz daha büyüyen bir ekranla karşılaşıyoruz. 6.3 inç büyüklüğünde Dynamic AMOLED kullanan 2376'ya 968 çözünürlüğünde HD Plus bir ekranla karşılaşıyoruz. Ön ekran burada bu şekilde karşımıza çıkmış oluyor. Ana ekran ek olarak 374 ppi piksel yoğunluğuyla karşımıza çıkıyor. Ekran deneyimi nasıl? Aslında şunu söyleyeceğim. Samsung bildiğiniz üzere ekran konusunda çok iyi işler yapan bir firma ve ekran gayet parlak ve canlı görünüyor. Bu konuda herhangi bir sorun söz konusu değil. Yani bir şeyler izlediğinizde, telefonu kullandığınızda parlaklık ve canlılık konusunda kesinlikle sorun yaşamıyorsunuz. Peki parlaklık değerimiz nasıl? Ana ekranın parlaklık değeri 2600 nit seviyesinde ve 1 Hz ile 120 Hz arasında değişebilen bir tazeleme hızı bizlerin karşısına çıkıyor. Bu da gerekli durumlarda tazeleme hızını 1 Hz'e kadar düşürdüğü için pil optimizasyonunu bizlere sunmuş oluyor. Önemli avantajlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle iç ekranla birlikte bu yüksek tazeleme hızı, parlak ekran, panel güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Oyun oynarken, sosyal medya işleri için kullanırken, çizim işleri için kullanırken, film, dizi izlerken bu ekranla birlikte keyifli vakitler geçirmek gerçekten çok mümkün oluyor. Çünkü özelliklerde karşınıza çıkmış oldu. Ve devam edecek olursak şunu da söyleyebiliyorum. Çerçeveler kısmına baktığımızda önceki modellere kıyasla farklı bir yapıyla karşımıza çıkıyor. S24 Ultra modelinde olduğu gibi daha keskin hatlar karşımıza çıkmış oldu. Z Fold 6 modeliyle birlikte telefonun genel olarak ekran ve çerçevesindeki durum İşte bu şekilde. Telefon, evet katlanabilir bir telefon olduğu için farklı avantajları var. İşte ekranı bölüp kullanma gibi detaylar. Bunları zaten hep sizlerle paylaşıyoruz ama bu video bir ön inceleme videosu olduğu için daha çok teknik özellikleri kısmında yoğunlaşacağız. Bunlara detaylı inceleme videosunda yoğunlaşmış olacağız diyorum ve şimdi geliyorum kamera kısmına. Telefonun geniş açı kamerası 12 megapiksel çözünürlüğünde 123 derecelik bir açıya sahip. Ek olarak ana kameramıza baktığımızda ise 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS ve f1.8 diyaframla birlikte gelen bir kamera görmüş oluyoruz. Dual Pixel teknolojisi de karşımıza çıkmış oluyor ve kapak kamerasına geldiğimizde ise 10 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyaframlık bir selfie kamerasıyla karşılaşıyoruz. Yani ön kamerayı burada görebiliyoruz. Dış ekrandaki o 6.3'lük ekranda 10 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera kullanılmış. Katlanabilir bir telefonlardan aşina olduğumuz işte çift ön izleme, arka kameradan kendinizi çekerken bir yandan ekranda çekim açısını ve diğer açıları da kontrol edebiliyorsunuz. Yani kendinizi görebiliyorsunuz. Bunlar katlanabilir bir telefonların en büyük avantajlarından bir tanesi. Peki performans ne durumda? Samsung biliyorsunuz performans konusunda son dönemlerde ciddi bir şekilde hızlandı, vites yükseltti. Z Fold 6 modeli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle birlikte geliyor. 4 nanometre üretim aşamasına geçen bu işlemci 4Galaxy takısıyla birlikte karşımıza çıkıyor. 4Galaxy ne demek? Bu işlemcinin en yüksek performanslı versiyonu Samsung tarafında demek. Biz de bunu S23 ailesinde görmüştük. Farklı modellerde de gördük Samsung'un S serisi içerisinde. Artık Z Fold 6 modelinde de 4Galaxy takısını görüyoruz ve alabildiğimiz en yüksek performansı Z Fold 6 modeli birlikte de alabiliyoruz. 4 nanometrelik 8 Gen 3 işlemcisi birlikte yapabileceklerinizin hiçbir sınırı yok. Bellek ve depolama tarafına geldiğimizde artık Samsung hem Z Flip hem de Z Fold serisinde tek bir RAM yapısı görüyoruz. 12 GB büyüklüğünde bir RAM karşımıza çıkıyor. Burada 512 GB veya 1 TB depolama alanında seçebiliyorsunuz. Telefonun farklı depolama seçenekleri mevcut. SD kart desteği anlayacağınız üzere tabii ki yok. Batarya tarafına geldiğimizde bu büyük ekranlı telefonun 4400 mAh büyüklüğünde bir bataryaya yer verilmiş. Süper hızlı şarj dedikleri 25 Watt'lık bir şarj. 25 Watt'ın artık üzerine çıkmaları gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum çünkü 25 Watt dönemsel olarak bakıldığında telefon piyasasında geride kalan bir durum. Bence artık daha yüksek hızlı şarj yerlerini görmeliyiz. Kablosuz şarj var mı? Samsung bir telefon yapıyorsa tabii ki kablosuz şarj olacak. Burada da 15 Watt'lık bir kablosuz şarjı görüyoruz. Buna gayet hızlı diyebiliriz. Sektör için kabul edilebilir değerlerden bir tanesi. Kablosuz şarj tarafı için söylüyorum. Peki pil durumu nasıl olacak? Samsung'dan aldığım bilgileri, yani batarya kullanımı hakkında konuşuyorum. Bir günü çıkarma konusunda telefonlar daha da iyi hale gelmiş. Özellikle yazılım tarafında yapılan gelişmeler ve işlemci verimliliği ile birlikte pilin daha uzun süre gideceğini söylediler. Bunu tabii ki bizimlerinde bir deneyip görmesi lazım. Bu da telefon geldikten sonra sizlerle paylaşabileceğim bilgilerden bir tanesi diyorum. Ve şimdi geliyorum ağırlık, dayanıklılık, avantajlar kısmına. Telefon 239 gramlık bir ağırlığa sahip. Evet, normal piyasa telefonlarını kıyaslayınca ağırlığı biraz daha yukarılardan, ama bu telefonun içerisinde katlanır bir telefon ve büyük bir telefon. Açtığınızda büyük bir ekranda karşılaşıyorsunuz. Bence bu telefon alan kullanıcılar bu ağırlıkla sorun yaşamayacaktır. Çünkü bunu bilerek aldıkları için ağırlık onlara sorun gelmeyecektir. Dayanıklılık tarafına geldiğimizde IP48 korumasıyla karşılıyoruz. Yani telefon hem suya hem de toza karşı daha dayanıklı hale gelmiş durumda. Markanın verdiği bilgilerden bir tanesi şuydu. Telefonun ekranında çizilmelere karşı, darbelere karşı %10 daha dayanıklılık karşımıza çıkıyormuş. Çünkü farklı bir katman daha eklenerek bu detay bizlerle buluşturulmuş. Bu da bu şekilde karşımıza çıkmış oldu. Ek olarak şu anda basmak istiyorum. Corning Gorilla Glass Victus 2 de yine koruma tarafında bizlerle buluşan korumalardan bir tanesi ve geliyoruz buhar haznesi tarafına. Şimdi burada yenilik olarak bakıldığında buhar haznesi 1.6 kata kadar genişlemiş. Yani telefonun ısınması daha da fazla engellenmiş. Markanın verdiği bilgi bu şekilde. Orada bir stres testi yapmamız mümkün olmadı çünkü uzun süren bir test bu. Ancak buhar haznesinin büyümesi önemli çünkü telefonun yoğun işlemci gerektiren kısımlarda daha serin çalışabileceği anlamına geliyor. Bu da tabii ki ısınmadığından kaynaklı pilin daha da uzun süre gidebileceğini bizlere gösteriyor diyorum. Ve şimdi geliyorum yapay zeka avantajlarına. Yapay zeka biliyorsunuz S24 ailesiyle birlikte hayatımıza girdi ve büyük avantajları kullanıcılarla buluşturuyor. Bu kısımda ise yine farklı avantajlarımız var ama bildiğimiz şeylerden bahsedeceğim. Mesela Circle to Search. Circle to Search özelliği sayesinde herhangi bir gördüğünüz şeyi direkt daire içerisine alıp Google'da direkt olarak aratabiliyorsunuz. Aslında bir nevi Google Lens olarak da bunu düşünebilirsiniz. Bu detay karşınıza çıkmış oluyor. Bence önemli bir detay. Ben böyle düşünüyorum. Bunun dışında not asistanı desteği bulunuyor. Notları düzenleme ve özetleme imkanı veriyor sizlere. Buna da ek olarak ses kaydı asistanı mevcut. Sesleri metine dönüştürebiliyor. Tabii şu an Türkçe yok ama bu ay içerisinde gelmesi bekleniyor. Bize gelen bilgiler de bu şekilde yazılmış. Burada gelen sesleri direkt olarak metine dönüştürebiliyor ve İngilizceyi de Türkçe'ye çevirebiliyor. Ancak Türkçe dil desteği bu ay içerisinde telefonlara eklenmiş olacak. Yani şöyle düşünebiliriz. Telefonlar Türkiye satışa çıktığında Türkçe dil desteği de neredeyse gelmiş olacak. Böyle bir durum var. Ve web asistanı tarafına geldiğimizde bizler artık neyle karşılaşıyoruz? Burada makale ve sayfaların özetleri çıkartılıyor. Yani bir web sitesine girdiniz, özeti dediğinizde aradığınız bilgiyi çok daha rahat bir şekilde, net bir şekilde karşınızda görebiliyorsunuz. Bu da önemli detaylardan bir tanesi diyorum. Ve geliyoruz akıllı seçim çizimden görüntüye. Bildiğiniz üzere Z Fold 6 modeli ve Z Fold 5 modelinde kalem kullanabiliyorduk. Kalem bu telefonun en büyük avantajlarından bir tanesi. Peki kalemle neler yapabiliyorduk? Not alabiliyorduk, çizim yapabiliyorduk. Bunların yanı sıra artık yapay zekanın etkisiyle birlikte çizimden görüntü de oluşturabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, açtığınız sayfayı. Burada bir çizim yapıyorsunuz. Bir araba çizdiniz, etrafına güneş çizdiniz filan. Daha sonrasında bu sağ taraftan oluştura tıklıyorsunuz ve karşınıza bambaşka bir sonuç çıkıyor. Yani bambaşka bir sonuç çıkıyor. Sizin çizdiğiniz Cinali, onun çıkardığı Picasso gibi bir şey düşünebilirsiniz ki gerçekten güzel şeyler çıkartıyor. Ek olarak sizler oradan farklı kategorilerde çizim yapmasını isteyebilirsiniz. İşte sulu boya var, 3D şekliyle karşımıza çıkması var. Bunların özelleştirmeleri yapılabiliyor. Ve benim burada gördüğüm en güzel şeylerden bir tanesi şu oldu. Diyelim ki bir fotoğraf çekildiniz ve fotoğrafın bütünüyle bir yapay zeka etkisiyle karşınıza çıkmasını istiyorsunuz. Nasıl yani? Hani bazı mobil uygulamaları sizler giriyorsunuz, fotoğraflarınızı yüklüyorsunuz da fotoğraflarınızdan sizlere farklı arka planlı çizimler veriyor ya. Burada da işte bu karşımıza çıkıyor. Fotoğrafa geliyoruz. Yapay zeka etkisiyle oluştur diyoruz. Ve farklı örnekler karşımıza çıkmış oluyor. Kendimizi aslında orada bir nevi dijital ortamda görmüş oluyoruz. Bence güzel bir şey. Burada hoşuma giden bir diğer detay da şu oldu. Bir fotoğrafınız var ve kafanıza bir şey eklemek istiyorsunuz. Bir şapka, saç uzatmak istiyorsunuz. Bunları da yapabiliyorsunuz. Çok basit. Alıyorsunuz kalemi elinizde ve orada bir çizim yapıyorsunuz. Çizimi yaptıktan sonra orada kendisi onu işliyor ve ne çizdiyseniz ona benzer bir şey yapıyor. Ben mesela bir taç çizmiştim. Benimki biraz şeye benzedi. Gelinlik tacına benzedi ama kral tacı da yapabilirsiniz. Çiziminiz daha iyiyse bu sonuçta karşınıza çıkmış olacak diyorum. Ve geliyorum şimdi sözlü çevirmen kısmına. Diyalogları direkt olarak çevirip metin olarak görüntülemenizi sağlıyor. Çift ekran modülüyle karşılıklı diyalogları kapa ekranı ve iç ekran tarafında anlık olarak istenen dile çevrilmiş şekilde takip edebiliyorsunuz. Türkçe şu an yok. Eylül 2024'de gelmesi bekleniyor. Bilginiz olsun. Evet, özellik var ama farklı dillerde şu an kullanabilirsiniz. Türkçe dil desteği şu an için mevcut değil ve hangi platform olursa olsun mesajları anında çevirerek kullanabiliyorsunuz. Normal Samsung mesaj uygulaması olsun, WhatsApp olsun, farklı herhangi bir uygulama. Yani 3. parti uygulamalarda da gelen mesajları direkt olarak anlık olarak çevirebilirsiniz. İngilizcesi iyi olmayanlar ya da İngilizce çok hakim olmayanlar ne yapıyor? Kopyalıyor, gidiyor, çeviriden çevirip geliyor. Buna uğraşmanıza gerek yok. Artık gelen mesajı direkt olarak basılı tutup çevirerek Türkçe şekilde görebilirsiniz diyorum. Ve yavaştan da videonun sonuna gelirken önemli bir detaydan sizlere bahsedeceğim. Yazılım avantajı. Z Fold 6 modeli 7 kez Android, 7 yılda güvenlik güncellemesi alacak. 7 tane Android sürümü ki bu çok iyi bir şey. Bir telefonun satın alma tarafında kullanıcıyı çok etkileyebilecek bir şey. Samsung biliyorsunuz son 2 yıldır, 3 yıldır yazılım tarafında büyük atılımlar yapıyor. Bu da o büyük atılımlardan bir tanesi. 7 kez Android, şöyle yapayım, doğru yapayım. 7 kez Android, 7 yılda güvenlik güncellemesini sizler bu telefonla birlikte alabileceksiniz diyorum. Ve videoyu sonlandırıyorum. Z Fold 6 modelinin sunabildiği yenilikler işte bu şekildeydi. Telefonlar elimizde olmadığı için ilk fikirlerimizi, ilk izlenimlerimizi sizlerle paylaştık. Telefon geldikten sonra detaylı incelememizi sizlerle paylaşıyor olacağız diyorum. Ve görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.